Merhaba, benim adım Dürdünaz Günaydın. 35 seneden beri ahşap boyama hocasıyım. Size bugün ahşap boyama tepsi boyamayı öğreteceğim. Ahşap boyama için malzemelerimiz hazır, obje. Bir ahşap tepsi alıyorsunuz. Sünger ve zımparadan. Bunu hafif bir böyle tozunu alıyorsunuz. Amaç bunun süngerle geçmenin amacı, bunu boyadığın zaman boya eminimi sağlamak amacıyla. Böyle olursa boyada daha rahatlıkla boyayı emiyor. Sonra ıslak mendille bunun tozunu alıyorsunuz. Üzerine toz birikimi olmayacak. Böyle tozunu alıyorsunuz. Bugünkü konu olaraktan konumuz bunu dökobaş tekniğiyle bu tepsimize yapıştırıp iyileştireceğiz. Boyamalarımız genelde bazen hazır olur. Bazen de biz de o rengi elde etmek için boyalarımızı karışım yapacağız. Bunu da su ve spatulamızdan biraz su koyaraktan kaynaştırıyoruz. Rengimizi elde ettik. Böyle bir fırçamız var. İpek fırça. Bunu biz ortaya şimdilik boyamayacağız. Biz kenarlara bu renk istiyoruz. Objemizi alıyorum. Böyle göreceğiniz şekilde böyle boyuyoruz. Mesela hediye götürmek istiyorsanız bir kişiye bu daha çok kıymete geçiyor. Yani hem tek sizin yaptığınız bir eser oluyor, hem de bir başarı sağlamış oluyorsunuz. Kursuma gelen öğrenci diyor ki, hocam bunu ben kendim yaptım, başardım. Burada hem el becerinizi geliştiriyorsunuz, hem stres atıyorsunuz, hem de zamanınızı değerlendirmiş oluyorsunuz. Kullanılmayı eskimiş, atmaya kıyamadığınız, hatırası olan eşyalarınız var. Onları da değerlendiriyoruz. Toprak testileriniz. Bir tarafı kırılmıştır, atmaya kıyamıyorsunuz, hatırası var. Onları da bile değerlendiriyoruz. Bu bir kat çektik. Biraz kuruyacak. Tekrar ikinci kat çekeceğiz. Ben bunu ortasını beyaz renge boyayacağım. Kuruyacak. Kurduktan sonra iki kat beyaz boya çekeceğim. Bu resmi buraya yapıştırdığım zaman resim olduğu gibi net çıkacak. Direkt yapıştırırsak o alttaki siyah boya veya kırmızı boya ortaya çıkar. Şimdi ben bunu tekrardan zemin olsun değil, şuraya beyaz boya sıkıyorum ve şuraya dolduruyorum. Zemininizde kopuş tutkalıyla bir güzel sürüyoruz. Kurumadan hemen kağıdımızı yapıştırıyoruz ve sil pasta güzelce havasını alıyoruz. Ondan sonra tekrar üzerine tutkalı sürüyoruz. Hem daha yapışmış oluyor hem de sabitlenmiş oluyor. Tepsimizi böyle ben şeyi koymak istemiyorum. Biraz daha süslemek istiyorum. Eskitme tekniği göstereceğim. Altın yazımızı aldık. Fırçamızı alıyoruz. İki kenardan böyle çekiyorum.